Ondan sonra yeniden devam edeceğiz. Ben cumartesi günü ders yapacağım. O zaman belki istediğiniz yerden bir daha geçeyim ama ben dersim normalde bu pazartesi, cuma 4x2 saati cevap vermeyi düşünüyorum. Toplam 8 saat. Yani o zamanı ben çalarsam ona ben 5 yer kalsa biraz daha fazla. Yani çoğu üniversite verilen toplam bir dönem çalma dersinden daha fazla. Şöyle öğretirim herhalde 8 saatte size. Çünkü çoğu hoca 8 saat ders yapmıyor. Yani bu noktadayız. Şimdi diye okuyanlar var. Ondan sonra başka garip garip şekilde okuyanlar var. A'ları E diye okuyanlar var. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Yapanlar var. Burada Java C ile okunuyor. C değil, tamam mı? C. Java aynen böyle. En azından bu dersi hiçbir şey öğrenemezsin. Şu okuyorum, şunu öğrenin bir zahmet. Bunun adı Java, tamam mı? Java değil. Aynen böyle okuyacaklar. Java. Ondan sonra jump yazıyor ya. Bunun adı jump, tamam mı? J gömülü dediğin gibi C okuyun. Bunu size söylediler mi bilmiyorum ama en azından bu kadarcık İngilizce öğreteyim size. Görünmüş gibi, yani İngilizce biliyormuş gibi görünüyor en azından okunuşuna. Bunun adı Java. Java değil, Java. Tamam. Linux değil, Linux değil. Başka ne diyorlardı? Hayır, söyleyen kalmadı mı onlardan ya? Linux diyenler vardı. Kaldı mı onlardan? Linux, tamam mı? Adam öyle bir şey var diye sesini kaydet demiş. Ben diyor, Linux'u icat eden adamım, modern Linux okunur diyor. Tamam mı? Böyle yazmış, etler dolaşıyor diyor. Bunun adı Java, tamam mı? En azından o kadar da öğrenin. Java esasında bu 1990'ların başında, 90'ların başında şöyle bir şey olmaya başladı. Ya artık her şeyin üzerine CPU kurulmaya başladı. Bunları kim program yazacak? Her birinin yapısı, mimarisi farklı. Bu kadar farklı mimariyi kim program yazacak? Çünkü yani Intel'in bir CPU için yazdığım bir tane kod SMD'ye çevirdikten sonra işte ARM CPU'larında ya da Cortex'te falan filan çalışmıyor. Kodu her biri için ayrı ayrı derlemen lazım. Ne demek bu? Kodu herkese verip tüm ortamlar için teker teker derlemen lazım. Bu problem olmaya başlıyor. Özellikle bu CPU'ların küçük işte battaniye, cep telefonu, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi yerlere girmeye başlamasıyla da bayağı problem olmaya başlamıştı. Ona da şöyle bir de geliştirelim biz. Portable olsun. Compile ettiğin kod her CPU'nun üzerinde hiçbir oynama olmadan çalışabilsin. Compile edilmiş kod. Şey değil yani C gibi C++ gibi değil. C'de C++'da portable'lık var. Taşınabilirlik var ama kodun taşınabilirliği var. Compile olmuş kodun taşınabilirliği yok. Yani sen bu Windows ortamında C++-C işte myfile.c compile ettiğin zaman bir tane myfile.o dosyası geliyor. O dosyayı alıp sen bunu Windows'da yaptıysan götürüp Linux'ta bir yerlerde kullanamıyorsun. Ya da işte yine şey olsun Windows'da compile et, alıp onu prosesörün farklı olan başka bir ortamda falan kullanamıyorsun. Çünkü üretilen kod prosesörü acayip şekilde işletim sistemine ve prosesörü acayip şekilde bağlı. Java demiş ki bu böyle olmayacak. Ben compile ettiğim kodu herhangi bir ortamda çalıştırabileceğim. Tamam mı? Compile once, run everywhere diye bir tane sloganları vardı bunların. Compile once, run everywhere. Daha sonra bunu dalga işler falan ama sonra geliriz. Bir defa compile diyorsun ve onu her tarafta çalıştırabiliyorsun. Bunu nasıl yapmışlar daha sonra göreceğiz. Esas iddia buydu. Daha sonradan baklar ki web de gelişmeye başlamıştı bu aralar. World Wide Web. Browser'lar falan şunlar bunlar. Gelişmeye başlamıştı. Sonra fark ettiler ki, Java'da yazılmış bir tane kod tüm web browser'ları tarafından çalıştırılıyor. Benim bir web sayfam var. Ben belki bu web sayfasında Linux ortamında geliştirdim. Üzerinde çalışan karmaşık programlar var ama dünyanın her bir tarafından herhangi bir yapıda, herhangi bir mimaride, bilgisayarda benim sayfama bağlanan insanlar bu şeyi kullansınlar. Benim sayfamı kullanabilsinler.
değiller. Dolayısıyla ne oldu? İşte Macintosh'tan da bağlansan, cep telefonundan da bağlansan, Windows'dan da bağlansan, Linux'dan da bağlansan, herkes aynı şekilde aynı programı çalıştırmaya falan başladı. O da Java'nın gelişmesine bayağı bir katkı sağladı. Java'nın orijinali bu. Ama bugünlerde genelde Java, yani şu kod, compile edilmiş kodun portability'sinin dışında, yani şu özelliğin dışında başka özellikler için kullanılıyor. Mesela large scale enterprise application'lar için kullanılıyor. Enterprise application, personal application'lar var ya, herkesin kullandığı, herkesin tek başına işte işte Photoshop gibi ya da işte Word prosesörler gibi, yani kişi bazlı ürünler değil de koskocaman bir tane enterprise, bir şirkete yönelik şeyler, yazılımlar, mesela ne işte onların muhasebeleriyle ilgilenenler, işte business intelligence application'ları falan diyorlar ya, onlar, ondan sonra CRM, customer relations manager'ları, şu yani büyük enterprise'ların kullandıkları uygulamalar bunlar. Java burada acayip şekilde hızlı kullanılmaya başlandı. Nedeni de tamamen object oriented bir yapıda yapılmış, tasarlanmış olması Java'nın ve hızlı uygulama geliştirmeye çok müsait olması, kod review çok rahat yapılabiliyor çünkü object oriented'dan başka bir laf söylemiyor Java. C++ birazcık öyle değil. C++ diyor ki ben esasında bir C'yim ama object oriented bir C'yim diyor. Java öyle demiyor. Doğrudan her şeyim benim object oriented diyor. Kod review'ye çok uygun. O nedenle böyle hızlı bir şekilde bir kuruluşun, büyük bir kuruluşun kendi ihtiyaçlarına yönelik cevapları çok hızlı verdiği için, cevap verdiği için large scale enterprise application'larda hala çok sık kullanılıyor. Bu gibi yerlerde eğer çalışırsanız mezun olduktan sonra sizden Java isteyecekler. Yine World Wide Web'de çok fazla kullanılıyor. Ve biraz önce bahsettiğim özellikten dolayı işte cep telefonlarında, tabletlerde falan sık kullanılan bir yapısı var Java'nın. Tamam. Java'nın şeyleri böyle. Java'nın şöyle şeyine bakalım. Şimdi birazcık C ile C++'la karşılaştıralım. Bizim yaptığımız C ile C++'la ilk önce şöyle bir tane kodu compile ediyorsun. Bu sana .o dosyası üretiyor. Sonra .o dosyasını link ediyorsun ve çalıştırıyorsun, değil mi? Compile ediyorsun, link ediyorsun, çalıştırıyorsun. Java şöyle oluyor. Java'nın hayatı şöyle geçiyor. Şurada güzel bir resim var mıydı? Bir resim var da güzel miydi bilmiyorum. Şöyle bir şey, belki buna birazcık bakarız. Ben kendim yazmaya çalışayım. Java bir tane, Java dosyaları bir defa işte myfile.java. Java dosyaları böyle, cpp değil, c değil ya da başka bir şey değil, Java dosyaları bu şekilde oluyor. Java compiler'ı var. Adı Java C, Java compiler, yani Java bu C compiler'dan geliyor. Bu kodu compile ediyorsunuz, kodu compile ediyorsunuz. Üretilen kod nokta o dosyası falan filan değil. İçerisinde assembly falan filan yok, tamam mı? Yani assembly, bizim bildiğimiz assembly türünde bir şey yok bu Java compiler'ın Java kodlarında. Ne var bunun içerisinde? Bunun içerisinde bytecode deniyor buna. Bytecode deniyor. Ve uzantısı class olan, başka dosyalarda oluyor ya böyle, uzantısı class olan bir tane dosya üretiyor. Bytecode bu. Niye buna bytecode diyorlar? Niye assembly kodu değil? Nokta o dosyaları gibi. İşte GCC'de, C++'da bize nokta o üretiyor. Ama bu bytecode üretiyor. Bytecode üretiyor. Bu bytecode özel garip bir kod. Bunun üzerinde çalışabileceği herhangi bir fiziksel makine yok. Ama sanal makineler var. Sanal makine. Ne demek sanal makine? Sanal makine tahmin eden var mı demek olduğunu? Sanal makine ne demek? Sanal olduğuna göre gerçek olmuyor. Soyut bir, somut bir makine değil de dokunabileceğim bir makine olmasa gerek. Evet, doğru. Kim sen mi konuştun? Ne dedin peki? İşletim sistemleri. Ne gibi? İşletim sistemleri var ya. İşletim sistemlerinin hepsi hemen ama. Sanal, sanal olmaya işletim sistemi. Biliyorsun Sinan zaten mikrofonu taşıyor. Ona benziyor, evet. Ölçü maşin ama doğru, ama yani bu, onu biliyorsan zaten bunu çoktan bilmen lazım. Daha temel şeylerle şöyle. Şöyle. Her platformda çalışması için arka olması gerekiyor. Bildiğin için söylüyorsun sen onu, tahmin etmiyorsun. Ben tahmin etmelerini istedim. Sen de bildiğin için söylüyorsun, sen de bildiğin. Bildiğiniz biliyor musunuz bilmiyorum ama. Ne demek keseceğiz sanal makine? Bu makine gerçek bir makine. Bunun üzerine nokta o dosyasını koyduğum zaman link edip bunun üzerinde çalıştırabiliyorum.
benim log.o dosyamın içerisindeki her bir instruction şu makinenin CPU'sunun anlayabileceği instruction'lar, tamam mı? Bu sanal kodun üzerinde çalışabileceği fiziksel bir CPU yok. Yazılımla üretilmiş bir CPU gibi bir şey var. Şimdi GCC'den aldığım kodu log.o dosyası değil mi? log.o dosyası. Bunu alıp doğrudan bir tane işte x86 tabanlı bir bilgisayar üzerinde işletim sistemi aracılığıyla doğrudan çalıştırabilirsiniz bu log.o dosyasını. Tamam mı? İşletim sistemi de var arada. Bu makinenin üzerinde doğrudan çalıştırabiliyorsun. Bu üretilen bytecode öyle değil ama üretilen bytecode şu an işte myfile.class. Bu herhangi bir makinenin üzerinde çalışamıyor. Öyle bir makine yok bunun üzerinde çalışabilecek. Arada bir tane Java Virtual Machine diye bir tane sanal makine var. Bu yazılımla, yazılımla oluşturmuş bir makine gibi davranıyor kendisi. Esasında bir makine, fiziksel makine, fiziksel bir CPU falan filan değil. Fiziksel bir sistem yok ortada. Sanal bir makine bu. Bu sanal makine kendisini üst tarafa sanki gerçek bir makineymiş gibi gösteriyor. Bu myfile.class şu sanal makinenin üzerinde çalışabiliyor. Şimdi bu cavacıların yaptıkları esasında bir defa bir Java compiler'ı var, standart Java compiler'ı. Hangi ortam doğrusu olsun, tamam mı? Linux'te de, Windows'da da, ondan sonra Macintosh ortamında da, başka Unix ortamları falan filan var. Prosesöre bağlı olmaksızın şöyle bir tane standart myfile.class'ı senin için üretiyor, bytecode üretiyor. Bu compiler'ın yaptığı. Bir de Java Virtual Machine var. Buna da JVM deniyor buna. Java Virtual Machine, JVM. JVM de her türlü ortam için yazmışlar birer birer. Yani şu makine için bir tane JVM var, tamam mı? Şu işte ne bu, bir tane atom tabanlı, bu atom var onda, interatom var. Atom tabanlı bir tane Linux çalıştıran bir makine, onun için bir tane JVM var. Ondan sonra şu tablet için bir tane yazmışlar JVM. O da ne tabanlı, Cortex tabanlı bir yapısı var herhalde. Ondan sonra şu cep telefonu için yazmışlar. Herkesin cebindeki cep telefonları için ayrı ayrı, eğer şeyleri tabii yapıları falan filan farklıysa, her biri için ayrı ayrı Java Virtual Machine'ler yazılmış, tamam mı? Her biri için ayrı ayrı Java Virtual Machine'ler yazılmış. Alttaki yapı değiştikçe, işletim sistemi değiştikçe Java Virtual Machine de değişiyor. Şimdi bu Java Virtual Machine alttaki şu donanımı senin için izole ediyor. Orayı sana gösteriyor, kendisi sanki bir tane makineymiş gibi duruyor. Şu myfile.class denen bytecode da standart olduğu için bu makinelerin üzerinde normalde çalışabiliyor. Java compiler yaptığını şunu compiledikten sonra ortaya bu çıkıyor ya, bunu çalıştırmak için yapacağın şey bu virtual machine'i çağırmak. Diyorsun ki Java virtual machine adı bu işte, Java myclass diyorsun. İşte myfile. Bu myfile.class'ı gidiyor oradan buluyor, alıyor, çalıştırıyor. Tamam mı? Compile etmek için bir program var. Programı çalıştırmak için başka bir program var, tamam mı? İki tane program var ortalıkta. Daha önce bir tane programımız vardı bizim. Compiler ve linker, tamam mı? Ondan sonra üretilen kod zaten işletim sistemi, ondan anlıyordum. Bu sefer üretilen kodu işletim sistemi anlamıyor. İşletim sisteminin ve platformun anlaması için araya bir tane Java Virtual Machine koymanız lazım. Avantajı ne bunun? Avantajı Java Virtual Machine olan her yerde compile edilmiş olan kodunuz çalışabiliyor. Kodu bir defa compile ediyorsun, Java Virtual Machine olan her yerde kodunuz rahatlıkla çalışabiliyor. Böylelikle maksimum portability sağlanmış oluyor. Bu Java'nın temeli, Java'nın temeli o. Edit ediyorsun, compile ediyorsun. Ondan sonra load diyor, verify diyor. Bu loader verify yapan işte load eden, verify eden ve execute eden. Şunun içini sanki Java Virtual Machine'in içerisindeki safha olarak görebilirsin. Java Virtual Machine. Java Virtual Machine'in yaptığı şey de şu. Şu dosyanın içerisindeki kendine ait instruction'ları alıyor, alttaki CPU instruction'larını çeviriyor. Buradan alıyor, buraya çeviriyor. Buradan alıyor, buraya çeviriyor. Yani runtime'da şu dosyanın içerisindeki instruction'ları, şundan verildiği instruction'lara çeviriyor. Değişik Java Virtual Machine'ler olduğu için her biri farklı şeyler yapıyorlar. Bu ne demek? Birazcık runtime'da verimsizlik demek. Çünkü bunun şu dilde yazılmış olan, bytecode'da yazılmış olan kodu sürekli olarak runtime'da buna çeviriyorsun. Halbuki senin C++ verdiği kod zaten doğrudan bunun üzerine çalıştığında dolayı çok hızlı çalışıyor. O nedenle Java'da üretilen kod genelde işte bir C'de yazılmış kod 10 saniyede çalışıyorsa genelde Java'da üretilen kod
20-30 saniye falan tutuyor. Genel kural şu, C'de bir saniyede çalışıyorsa C++'da 2 saniyede, Java'da da 3-4 saniyede falan çalışıyor. Genelde bu şekilde tutturabilirsin ama bazen Java'da çok hızlı verimli kodda yazabiliyorsun. Hemen hemen C'nin C++'ın hızına erişmiş kodlarda üretildiği oluyor. Ama daha hızlı olmuyor kesinlikle, daha hızlı olamaz. Çünkü arada bu Java Virtual Machine denen bir tane şey var. Yapı var. O yapıyı da kendin çalıştırman lazım arada. O da aynı CPU'nun üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla verimsizlik var. Ama Java'da program gelişimi o enterprise application'cıların söylediği gibi oldukça hızlı. Tamam mı? Java'nın temel iddiası başlangıçta buydu. Ben koddan platformdan bağımsız kod üretebilirim diyor. Ürettiği kod platformdan bağımsız. C'nin C++'ın iddiası her ortam için compiler var. Aynı kodu değişik ortamlarda compile edebilirsin. Aynı şeyi compile ederdi. Çok başarılı değil ama bunu söylüyorlar. Aynı C dosyasını Windows'da da, Ubuntu'da da, Macintosh'ta da compile edebilirsin. Ekrana Hello World'u yazar diyor. Compile ettiğin zaman. Java öyle diyemiyor. Compile edilmiş bir Java kodunu herhangi bir ortamda JVM üzerinde çalıştırabilirim ben diyor. Code portability'si var. C'nin C++'ın böyle bir iddiası yok. Java'nın böyle bir iddiası var. Tamam mı? Anladık mı? Ne anladınız? Birisi söylesin. Bunu ilk defa duymuşlardan birisi söylesin. Bekliyorum. Eğer söylemezseniz ben tamam seni kaldıracaktım. Söyle. Kalk sözü. Ayağa mı kalkıyorsun? Güzel. Tamam. Bir daha söylesene. Java bir ürünleti kullanarak kendi yazdığı bir ürünleti. Herkes için ayrı ayrı derde değil ama yine de kendi yazdığı bir ürünleti kullanarak kodun portabilitesini sağlamaya çalışıyor. C++'da böyle bir şey yapamaz mıyız? Kod sürekli derlense 3'üne göre ya da 4'üne göre. Makinelerin sayısı o kadar çok fazla ki yapamazsın. Yok yani hani bu 3 büyük için geçerli olabilir en azından. Zaten genelde öyle yapıyorlar, öbürleri için çalışmıyor ondan sonra. Yani genelde öyle yapıyorlar, zaten öyle yapıyorlar ama yani yeni çıkacak bu adam şeyi de garantiliyor. Şu anda bilmediğim makineler üzerinde de çalışacak diyor. Yani şunu compile ettiği bir kere de bekliyor ya. Seneye çıkacak yeni bir işletim sistemi, yeni bir tane CPU üzerinde de bu kod çalışacak. Niye? Onun üzerinde ben bir tane JVM yazacağım diyor. Onun üzerine ben de bir tane JVM yazacağım diyor. Tamam arkadaşımın söylediği doğru ama metot değil. Onun adı Java Virtual Machine. Tamam mı? Metot değil. Metot başka. Emülatör dedin. Emülatör mü dedin? Ha tamam. Emülatör belki daha güzel bir laf ama emülatörde emüle ettiğin, öykünmeye çalıştığın bir şey olması lazım ortalıkta. Ortalıkta öykünmeye çalıştığın bir şey var olması lazım. Tamam, bir şeyi emüle etmen lazım. Şuna öykünüyorum demen lazım. Bunun öykündüğü bir şey yok. Sanal bir makine bu. Her şey sanal bu. Tamam mı? Emülatör neyin emülatörü vardır? Ben işte 8080 gibi bir tane daha Z80 gibi davranan bir emülatör yaptım falan dersin. Fiziksel bir şeye benzeyen bir emülatördür o. Bunda emülasyon yok. Bir şeye benzemeye çalışmıyor. Zaten kendisi sanal. Hiç ortalıkta olmayan bir makine. Evet. Hocam, şimdi biz her makine için, her cihaz için ayrı bir JVM oluşturuyoruz. Değil mi? Hepsinde olacak. JVM. JVM hepsi için olacak. JVM hepsi için olacak değil mi hocam? Evet. Yani JVM olmazsa Java kodunu çalıştırır. Aynı compiler gibi. Compiler de her cihaz için olacak. Evet, doğru. Peki compiler'la daha hızlı oluyor. Neden? Güzel soru değil mi? Diyor ki arkadaş, her ortamda compiler olması yerine bu adamlar her ortam için JVM yazıyorlar diyor. Ne avantajı var ki bunun diyor. O da çok hoşuna gitti. Tamam. Hocam ben... Bir tane de destekleyeni var. Sen değil. Tamam. sen söyleme yok. Anladınız mı soruyu? Önceden herkesin her ortam için bir tane GCC, G++ varsa Linux için var, Windows için var, Macintosh için var. Tamam mı? Her bir ortam için var GCC, G++. Ben ortamda compile ederim. Orada üretilen kodda çalıştırırım takır takır. Java ne diyor? Java diyor ki her ortama JVM yazacaksın. JVM üzerinde çalışacak. Aynı kapıya çıkmadı mı bu diyor. Ne gibi portability var ben ne yapayım diyor. Sen sus ya. Biraz sonra konuşacaksın. Söyle. Yani bir şey olabilir mesela bu JVM bir bakma neredeyse assembly seviyesinde çalışıyor ama compiler kendi senin kodu alacak hem de alacak de o işlemci için hani assembly nereye çek o yüzden olabilir. Bir daha söyle anlamadım. Hiç mesela anladım. Compiler hocam mesela bizim C dosyamızı alacak. Evet. Onu hem kendisi değerlendirecek hem de o CPU için assembly seviyesine değiştirecek. Evet ama bir defa yapacak bunu.
Ama o compiler'ı yazmak daha karmaşık olmayacak mı JVM'e göre yazmaktan? Yok, JVM de yeteri kadar karmaşık bir şey. Olabilir, güzel soru ama yani compiler'da sonuçta C'de yazılıyor. Kodunu rahatlıkla portlayabiliyorsun. Aldığı dosya güzel. Aldığı dosya üzerinden git. Compiler ne alıyor? C dosyası alıyor değil mi? Diğeri ne alıyor? Diğeri compile edilmiş kod alıyor. Diğeri compile edilmiş kod alıyor. Sen diğerine tamam mı? Müşteriye sen kodunu yollamak ister misin nokta C dosyası? Tüm her bir şeyin için detayını falan yollamış oluyorsun. Diğerine ne yolluyorsun? Compile edilmiş kod yolluyorsun. Adam senin kodun içerisinde ne var ne yok göremiyor. Tamam mı? Senin kodun içerisinde ne var ne yok göremiyor. Artı senin C++'ın söylediği aynı kod değişik ortamlarda compiler aynısı gibi davranır falan diyor ama o çok da geçerli değil. Acayip şekilde işletim sistemine bağlı kod yazmak zorunda kalıyorsunuz. Yani Linux'te yazdığı şeyle Windows'da yazdığı şeylerin görünüşleri falan davranışları birbirine hiç falan benzemiyor. Farklı davranıyorlar. Kodunu farklılaştırman gerekiyor. Hani bahsetmiştim ya şeylerden kodların içerisinden. İşte if, def, ms, dev diye bir şeyler gördünüz mü kodların içerisinde? Eğer ben Microsoft Studio ile compile ediliyorsam demek bunun manası. Tamam mı kodun içerisinde? Bu türlü bir sürü kod şeyleri var. Parçacıkları var. Adam soruyor C kodu yazarken. Eğer beni Microsoft'la compile ediyorsa ve Windows'daysam architecture'da 64 bitse falan bunun gibi bir sürü ifade göreceksiniz. Ciddi yazılmış C, C++ kodların içerisinde. Niye? Eğer böyle yapılıyorsa şu özelliği kullanacaksam kullanacağım. Değilse Linux ortamındaysam bu özelliği kullanacağım. Şey öyle değil. Java öyle değil. Java'da doğrudan aynı kodu yazıyorsun. Tamam mı? Aynı kod compile ediliyor ve istediğin ortamda aynı şekilde çalışabiliyor. En azından adamların iddiaları o. Size bir şey söyleyeyim mi? Java şeyi garantiliyor. Hani C'de diyorduk ya C'de bir integer'ın kaç byte tuttuğu neye bağlıydı? İşletim sistemine, başka architecture'a bir şeylere bağlıydı. Java'da bir integer'ın kaç byte tuttuğu kesin var. Niye?